Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili sevgili sınıflarım. Bugün Map yayınları Türkçe derslerimiz parttaki bilim etkinliğimizi birlikte yapacağız sevgili öğrencilerim. Birinci sorumuz. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin sözü. Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi özelliğini yansıtıyor? Açıklayınız. Evet Atatürk'ün bilime verdiği önemi göstermektedir. Bilimin izinde gitmenin önemini burada vurgulamaktadır. İkinci hazırlık sorumuz parka gittiğinizde hangi oyuncaklarla oynamaktan keyif alıyorsunuz? Neden diye soruyor. Evet parkta özellikle ben kendim için salıncak yazdım. Sizler lütfen hangisini seviyorsanız onu yazınız. Salıncak ile oynamayı seviyorum diye yazabilirsiniz. Evet metnimizi okuyalım. Fizik hayatımızın içinde ve her anımızda yürürken, koşarken, oyun parkında oynarken, yemek yerken, dans ederken, kısacası yapılan tüm hareketleri fizik kurallarıyla açıklamak mümkün. Peki oyun parkındaki oyuncakların fizik kuralları ile ilişkisi ne olabilir? Gelin bu oyuncakların işleyişini fizik kuralları açısından birlikte inceleyelim. Salıncaktaki fizik. Salıncakta sallanmak için birinin sizi itmesi ya da kendinizi ayaklarınızla geriye doğru itmeniz gerekir. Ayaklarınızla geri geri gidip salıncağı belirli bir yüksekliğe getirdiğinizde ona potansiyel enerji kazandırmış yani onda enerji biriktirmiş olursunuz. Ayaklarınızı yerden kaldırdığınızda yer çekiminin etkisiyle potansiyel enerji hareket enerjisine yani kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerji salıncağın ileri doğru yükselmesini sağlar. Salıncak sahip olduğu enerjiyle çıkabileceği en yüksek noktaya ulaştıktan sonra ağırlığınızın etkisiyle tekrar geriye doğru gelir. Böylece bir ileri bir geri sallanırsınız. Sallanan salıncakta vücudunuzu ileri geri hareket ettirerek salıncağa enerji kazandırmaya ve böylece sallanmaya devam edersiniz. Eğer sallanan salıncakta hiç hareket etmeden duracak olursanız salıncak Havanın direnci ve salıncağın kendi parçalar arasındaki sürtünmeden dolayı enerjisini kaybeder ve bir süre sonra durur. Eğer hiçbir direnç ve sürtünme olmasaydı salıncak da hiç durmadan sonsuza kadar sallanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bir cisimde biriktiği kabul edilen enerjiye potansiyel enerji denir. Örneğin bir cismi bulunduğu yerden alıp daha yüksek bir yere koyduğunuzda potansiyel enerjisi artar. Yüksekteki bir cismin bıraktığınızdaysa düşmeye başlar. Birikmiş enerji hareket enerjisine dönüşür. Hareket enerjisine de kinetik enerji denir. Salıncağın zincir uzunluğu salıncağın salınım hızını etkiler. Eğer kısa zincirli bir salıncaktaysanız uzun zinciri salıncaktaki birine kıyasla aynı süre içinde daha fazla sayıda ileri geri hareket edebilirsiniz. Sarkaç bir ipin ucuna bağlanan bir kütle ile oluşturulan düzenektir. Salıncaktaki gibi sallanma hareketine fizikte salınım, salınım yapan cisimlere de sarkaç denir. Salıncak bir sarkaçtır. Kaydıraktaki fizik. Kaydırakta kaymanızı sağlayan kuvvet yer çekimidir. Kaydıraktan kaymak için kaydırağın tepesine çıkıp oturmanız ve kendinizi yavaşça ileri itmeniz yeterli olur. Vücudunuzu etki eden yer çekimi kuvveti sayesinde yere doğru çekilirsiniz. Bu sayede kaydıraktan kayabilirsiniz. Kaydırak bir eğik düzendir. Eğik düzemin kaydıraktaki işlevi yavaşlamaya yardımcı olmaktır. Yere sert bir şekilde değil yavaşça inmenizi sağlar. Tabi gideceğiniz mesafeyi de uzatarak işe daha fazla eğlence de katmış olur. Eğik düzlemler günlük hayatta ağır cisimleri yüksek yerlere çıkarmayı ya da yükseklik yüksek yerlerden indirmeyi kolaylaştırmak için kullanılır. Her cismin sürtünmesi farklıdır. Zımpara gibi pürüzlü yüzeylerde sürtünme çokken buz gibi pürüzsüz yüzeylerde sürtünme azdır. Peki kaymayan kaydırak olabilir mi? Kaydıraktan kayan kişinin üzerine etki eden bir diğer kuvvet de sürtünmedir. Sürtünme kuvveti iki yüzeyin birbirine temas ettiği yerde oluşur ve harekete engeller ya da harekete direnç oluşturur. Bir kuvvet kaydıraktan kayarken hızımızı sınırlar ve ayaklarımızın yere temas etmesiyle durmamıza yardımcı olur. Kaydırağın yerden yüksekliği ne kadar fazlaysa sizin de potansiyel enerjiniz o kadar fazla olur. Yer çekimini de etkisiyle aşağıya doğru kaymaya başladığınızda potansiyel enerji kinetik enerjisine dönüşür. Tahterevalli'deki fizik Parklardaki eğlenceli bir diğer oyuncak da tahterevallidir. Tahterevalli iki ucunda birer oturak olan uzun bir çubuk ve bu çubuğun tam ortasındaki bir destekten oluşur. Tahterevalliği eşit kollu bir terazi gibi düşünebilirsiniz. Eğer eşit ağırlıktaki kişilerin tahterevallinin iki ucuna oturursa tahterevalli dengede durur. Eğer farklı ağırlıklardaki kişiler tahterevalliye oturursa ağır olan kişinin bulunduğu uç aşağı iner. Ağırlıkları dengelemek için ağır olan kişinin kendini yukarı itmesi gerekir. Bir çubuk ve bir destekten oluşan düzeneklere kaldıraç denir. Tahterevallide desteği ortada bulunan bir tür kaldıraçtır de desteğin yerini değiştirebildiğinizi düşünün. Eğer böyle bir olanağınız olsaydı ağır biriyle hafif birinin dengede kalmasını nasıl sağlardınız? Bunun cevabı çok basit. Desteğin yerinin ağır olan kişiye yakın olması gerekir. Desteğin yeri kişilerin ağırlıklarına bağlı olarak değişir. Parktaki dönen oyuncaklar. Parklarda dönerek eğlenmeyi sağlayan oyuncakları hareket ettirebilmek için öncelikle birinin bu oyuncaklara itici kuvvet uygulayarak enerji aktarması gerekir. Sonrasında dönme hareketi başlar. Oyuncak size oyuncağa tutunduğunuz yerden oyuncağın merkezine doğru bir kuvvet uygular. Bu da sizi belli bir yöne dönmeye zorlar. Bu kuvvet merkezcil kuvvet olarak adlandırılır. Eğer oyuncakla temasınız kesilirse merkezcil kuvvetin etkisi ortadan kalkar ve dışarı savrulursunuz. Evet şimdi etkinliklerimiz var. Harpteki bilim metninde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözcük anlamıyla karşılaştırınız demiş. Evet birincisi fizik. Maddelerin arasındaki kanunları inceleyen bilim gibi bir öğrenci olarak tahmin yazabilirsiniz. Sözlük anlamını bakın. Buraya uzunca yazdım. Lütfen ekranı durdurup buradan yazın. Yer çekimi dünyanın merkezindeki çekim gücü olarak kısaca tahmin edebilirsiniz. Evet açıklaması sözlük anlamı karşıda. Düzlem aynı düz çizgi üzerindeki alan diye yazabilirsiniz. Sözlük anlamında lütfen buradan yazın. Dirence zorlama çekme diye tahmin edip yazabilirsiniz. Sürtünme de hareket ettiğimiz alanın ters yönündeki çekim gücü şeklinde tahmin edip evet, buradan da sözdeki gibi anlamını yazabilirsiniz. Evet, farttaki bilim ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz. Evet bunları ben kendim oluşturdum sevgili öğrencilerim. Arkadaşlarınıza sorunun Altlarına da cevaplarını yazdım. Bir çubuk ve bir destekten oluşan düzeneklere ne denir? Evet paragrafta ne deniliyordu? Kaldıraç deniyordu. İkinci sorumuz Günlük hayatta ağır cisimleri yüksek yerlere çıkarmayı ya da yüksek yerlerden indirmeyi kolaylaştırmak için ne kullanılırdı? Evet eğik düzlemler kullanılırdı. Üçüncü sorumuz eğer bir direnç ve sürtünme olmasaydı salıncak nasıl hareket ederdi? Nasıldı? Sonsuza kadar sallanır diye söylüyordu. Evet, diğer sorumuz tahterevalli de ağır kişiyle hafif kişiyi nasıl dengelersiniz? Nasıl yapıyorduk? Desteğin yerini ağır kişiye doğru kaydırarak dengeyi sağlıyorduk sevgili öğrenciler. Üçüncü etkinliğimiz metnin konusunu ve ana fikrini soruyor. Evet Metnin konusu, evet bakın konu şu şekilde. Metni baştan sona okuyorsunuz ve bir cümleyle e, bilmeyen kişi metnin içeriğini nasıl tahmin edebilir? Bakın fizik kurallarının oyun parklarındaki kullanımı. Bakın böyle yazdığınızda e, metni aşağı yukarı anlamış oluyorsunuz. Veya e, oyun alanlarındaki oyun parklarında e, fizik kuralları diye yazabilirsiniz. Ana fikrimiz, ana fikirde de övüt ve nasihat anlamı içermesi gerekiyor. Doğada her şey fizik kurallarına uygundur. Fizik kurallarına dikkat ederek doğa ile uyum sağlayabiliriz. İkincisini özellikle ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Dördüncü etkinliğimize de aşağıdaki cümleleri amaç sonuç, koşul sonuç anlamı verecek şekilde parttaki bilim metninden tamamlayınız demiş. Bakalım şimdi. Salıncakta sallanmak için, evet sallanmak amacıyla diyor değil mi sevgili öğrencilerim? Birinin sizi itmesi, ya da kendinizi ayaklarınızı geriye doğru itmeniz gerekir sevgili öğrencilerim. Bakın amacımız burada. Burası da nedir? Sonucumuzdur sevgili öğrencilerim. Amaç sonuç anlamı vardır. Kaydıraktan kaymak için kaymak amacıyla kaydırağın tepesine çıkıp oturmanız ve kendinizi yavaşça ileri itmeniz yeterli olur. Amaç sonuç bakın. Burada da amacını yazdım. Sonucu verilmiş. Eğer kısa zincirli bir salıncaktaysanız bakın sağ ne var? koşul sonuç değil mi sevgili Burasını zaten metinden yazıyoruz. Yüksekteki bir cismi bıraktığınızdaysa bakın yine sağ ise koşul şart eki düşmeye başlar. Burayı metinden bulup yazıyoruz. Fakat buradaki sağ ve s ekleri sevgili koşul şart ekleridir. Bunun için koşul sonuç cümlesi diye yazacaksınız. Parttaki bilim metninden düşünce geliştirme yollarına örnekler bulunuz. Bakın tanımlamaya 2-3 tane örnek var. Bir tanesini yazdım. Bir çubuk ve bir destekten oluşan düzeneklere kaldıraç denir. Bakın kaldıracının tanımı var. Örneklendirme tahterevalli desteği ortada bulunan bir tür kaldıraçtır. Bakın Kaldıraca örnek olarak tahterevalli vermiş. Karşılaştırma cümlesi zımpara gibi pürüzlü yüzeylerde sürtünme çokken buz gibi pürüzsüz yüzeylerde sürtünme azdır. Burada ne oldu bakın pürüzlü yüzeylerle pürüzsüz yüzeyler ne yaptı saygıda öğrencilerim? Karşılaştırma yaptı. Benzetme cümlesi tahterevalliği eşit kollu bir terazi gibi düşünebilirsiniz. Bakın ne yaptı? Eşit kollu bir teraziye benzetmiş oldu sevgili öğrenciler. Altıncı etkinlik aşağıdaki planlama tablosunda sunum öncesi işlem başlamakları verilmiştir. Tablodaki boşlukları sunum planına göre doldurunuz. Evet sunumumuzun konusu neymiş? Bor madeninin önemi. Bor madeni hangi alanlarda kullanılıyor? Cam, seramik, nükleer sanayi, askeri, enerji, otomobil, temizlik, tekstil. Bakın bunları çoğaltabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bor rezervi konusunda ülkemizin dünya ekonomisindeki yeri ve önemi e, Türkiye dünyadaki bor madenlerinin %72'sine sahiptir. Ve kolay işlenebilir sevgili bunu yazabilirsiniz. Sunumun mesajı ne olacak? Bor madeni ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak. Bu mesajı vereceğiz. Sunumu kimlere yapacağız? Sınıf arkadaşlarımıza. Nerede yapacağız? Sınıfta yapacağız. Sunum için hangi araçları kullandınız? Evet yani projeksiyon varsa sınıfınızda bunu yazabilirsiniz veya akıllı tahta varsa bunu yazabilirsiniz. Sunum için hangi bilgi kaynaklarından yararlandınız? Genel A yani Edu uzantılı ve Bov uzantılı sitelerden diye yazabilirsin. %90'ını zaten buradan yararlanıyor. Artık kitaplardan çok fazla kullanan olmuyor sevgili öğrenciler. ders hazırlık bölümünde bor madeninin enerji alanındaki kullanımı ve ülkemiz için bunu zaten yukarıda ne yapmış olduk? Paylaşmış olduk sevgili öğrenciler. Şimdi gelelim asıl 7. etkinliğe. Buraya yıldız koyuyorum. Aşağıda serin bölümü verilen hikayeyi tamamlayınız. Hikayenize uygun bir başlık koyunuz diye söylemiş. Dünyadaki yaşam olağan akışında giderken öyle bir zaman gelmişti ki doğanın tüm akışı tersine dönmüştü diye başlayan burada bakın doğanın tersine döndüğü zarar gördüğüne dair bir giriş yapmış sevgili öğrencilerim. Ben dünyanın çöküşü ya da sistemin bozuluşu doğanın mesela bunun yerine doğanın intikamı yazabilirsiniz. Doğanın çöküşü yazabilirsiniz. Alternatif başlıklar yazabilirsiniz. Ben buraya bilim insanlarının bu noktada araştırmalar yaptıklarını çok uzun çünkü okursam çok uzun sürecek. Ee, buna çözüm bulabilmek için dün dünya ülkelerinin bir araya geldiğine dair çözüm bulmak için uğraştıklarına ve bir çözüm bulduklarına dair bakın gelişme yaptım uzunca bir sayfaya yakın hazırladım. Sonuna doğru da evet bunun bir rüya olduğunu evet Gamze diye bir kızın uyandığında artık doğaya saygı duymak için kendisine söz verdiğine dair uzun bir metin yazdım. Lütfen sizler de bunu ekranı burada durdurun ve yazmaya çalışın sevgili öğrenciler. Evet. Yazma becerilerinde de bakın bunları anlamlı kurallı cümlelerle yazdık. Atasözleri, deyimleri kullandık. Bunların hepsini evet yazarsınız. Çünkü biz kurallara uygun bir şekilde her zaman yazdığımız gibi yazdık ve kendimizi olumlu olarak değerlendiriyoruz. Etkinliğimiz 8. Cümledeki nesnelerin altını çizip türünü yazın demiş. Bu oyuncakların işleyişini bakın ne sorusuna cevap aldığımızda belirtisiz, neyi sorusuna cevap aldığımızda belirtili nesne olarak işaretleyeceğiz. Okan ilk kez salıncak ve kaydırak görmüştü. Bakın yüklemimiz görmüştü. Ne görmüştü? İlk kez salıncak ve kaydırak. Bakın ne sorusu olduğu için belirsiz nesne. Tahterevali de desteğin yerini değiştirebildiğinizi düşünün. Bakın düşün, neyi düşünün diye soruyorum. Desteğin yerini değiştirebildiğinizi belirtin nesne. Evet ağır biriyle hafif birinin dengede kalmasını nasıl sağlarsınız? Yüklem soruyorum. E, neyi sağlarsınız dediğinde neyi sağlarsınız diye soruyorum. Olmuyor bakın. Ne sağlarsınız diye e, sorduğumda bakalım. Ağır biriyle hafif birinin dengede kalması. Bakın n eki olduğu için neyi diye sorabiliyorum. Neyi sağlarsınız? Ağır biriyle hafif birinin dengede kalmasını belirtili nesne. Öğretmenimiz parttaki, bu şuraya yıldız koyuyorum. Burası tehlikeli. Parttaki bilim metnini okuyor. Bakın cümlenin yüklemi dedi. Ne dedi? Parttaki bilim metnini okuyun dedi. Bakın neye cevap olduğu için. Yoksa bakın bu sözün içerisinde kendi içerisinde okuyun. Neyi okuyun? Bilim metni okuyun. Cümlenin burası kendi içerisinde belirsiz nesne olabilir ama bütün olarak baktığımızda belirsiz nesnedir. Tahterevalli eşit kolu bir terazi gibi düşünebilirsiniz. Evet düşünebilirsiniz. Ne düşünebilirsiniz? Ve evet neyi düşünebilirsiniz diye soruyorum bakın. tahterevalli. neyi sorusun cevabını aldığım için belirtili nesne. Sallanırken ayaklarınızı yerden kaldırırsınız. Yüklem neyi kaldırırsınız? Ayaklarınızı cevap verdiği için belirtili nesne diye yazacaksınız. Evet sevgili öğrenciler metnimizi burada tamamlamış olduk. Evet yorumlarda lütfen buluşalım. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Yorumlarda istediğiniz sayfalar ileri gittiyseniz yazın. Yardımcı olmaya çalışalım. Beğenmeyi de lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.